özgürlüğün de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir diyerek Cumhuriyet'in temel unsurlarından ulusal egemenlik ilkesini vurgulamaktadır. Toplandı Türk'ün Büyük Millet Meclisi. Bütün cihana karşı yükseldi Türk'ün sesi. Tam 23 Nisan'dı. Doğdu bir güneş o gün. Parladı bir yıldız gibi tarihi Türk'ün. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutla gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Takvimler 5 Ağustos 1921'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli bir karar aldı. Meclis kendi elindeki bütün yetkiyi Mustafa Kemal Paşa'ya verdi ve onu başkomutan olarak ordunun başına geçirdi. Mustafa Kemal Paşa başkomutan seçildikten çok kısa bir süre sonra dünya maliye ve savaş tarihinde ilk kez geniş çapta uygulanacak bir düzenlemeye gitti. 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde Tekalifi Milliye adında bir dizi harp hükümlülükleri çıkarıldı.